Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Bu sezon il başkanlarıyla, siyasi parti il başkanlarıyla sezona bir hayli hızlı girmiştik. Fakat baktım 2 aydır yerel siyasetinden hiçbir isim çıkarmamışız. Ortamı biraz hareketlendirme adına bugün de yerel siyasetin bir isim misafirimiz var. Misafirimiz daha önce AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yapmış. Turgay Eser, başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Ya başkanım, bu sezon biz işte CHP il başkanını çıkardık, MHP il başkanını, Deva Partisi il başkanını çıkardık. Sonraki süreçte İYİ Parti'den Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ı, Deva Partisi Genel Başkanımız İbrahim Çanakçı'yı çıkardık. Yani bayağı bir siyasi hareket oluşturmuştuk. Fakat AK Parti'den bir türlü ismi çıkaramadık. Yani AK Parti il başkanımız Fahrettin Tunul da misafir ettik ama ben senin programa gelmem dedi ve kapıyı kapattı. Bugün muhtemelen de cevap hakkı oluşursa kapımız açık, her zaman programımıza gelebilir. İnşallah güzel sorular hazırladım. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. İnşallah. İzninizle soruna başlıyorum. Tamam, buyurun. Başkanım, siz Turgay Eser'i nasıl tanıtırsınız? Şimdi öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben özellikle sizin programınızı takip eden birisiyim. Gerek yerel siyasete gerekse ulusal siyasetteki katkılarınızdan dolayı önce teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Turgay Eser'den başlayayım. 1984 Uşak doğumluyum. İşte ilk, orta ve lise eğitimlerimizi burada tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olarak iş hayatına başladık. Ki aile kültürü olarak esnaf bir aileden geldiğimiz için işte yine esnaflık üzerine faaliyetlerimiz devam etmekte. 2014 yılında danışmanlık şirketimiz ile yola başladık. 2018'de yine sigorta ve danışmanlık şirketi birleştirip işletmemizi büyüttük. İşte o arada 2011'li yıllarda AK Parti ile işte yönetim kurulu üyeliğimiz, akabinde ilçe sekreterliği ve daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, o dönemin teşkilat başkanı olan, şu anda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takdiriyle de 2014 yılında AK Parti'de ilçe başkanlığı görevini üstlendik. Bu dönem işte 2017'ye kadar sürdü. Halen dediğim gibi AK Parti noktasında sevdamızın devam ettiğini, yani bu yolda devam ettiğimizi de buradan belirtmek isterim yani. Ya başkanım, ben öncelikle bir ülke siyasetini konuşalım, ardından yerel siyasete geçelim istiyorum. Ya ülke siyasetini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tespitleriniz nelerdir? Yani farklı olarak neler yapılabilir? Şimdi İbrahim Bey, şöyle söyleyeyim. Ülke siyasetine baktığımızda biz AK Parti olarak biliyorsunuz her zaman millet temelli, önceliği millet olan bir partiyiz. Kesinlikle 2002'de çıktığımız bu millet temelli siyasi fikrimiz 2021 yılı itibariyle de yine aynı noktada devam etmekte. Bizim önceliğimiz her zaman milletimiz olmuştur. Hizmet noktasında, hizmetkarlık noktasında milletimize hizmet etmek için her daim yolumuza devam etmişizdir. Tabii bu yol süreç içerisinde bir sürü badireler atlattık. Biliyorsunuz bugün muhtıralardan tutun, İşte kapatma davası oldu. Kapatma davaları, muhtıralar, gezi eylemleri gibi bir sürü süreçten geçtik. Lakin dediğim gibi milletimizin feraseti. Bakın burada bu çok önemli. Çünkü milletimiz bize bu teveccühü göstermese biz bu noktalara gelemezdik. İnşallah dediğim gibi bu süreci de özellikle pandemi dönemiyle yaşanan süreci de hep birlikte milletimizin feraseti, iktidarımızın yapacağı faaliyetlerle daha farklı noktalara getireceğiz. Yani şunu belirtmek istiyorum. Şimdi ülke siyasetine baktığımızda bizi şu anda en büyük vurdukları kısım ekonomiyken hala da şunu da belirtmek istiyorum. 2022 bandında ki evresindeyiz artık, Aralık ayının içerisindeyiz. Evet. Yapacağımız yeni yatırımlar, yeni destekler, yeni kanun çalışmalarıyla inşallah milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabii zorlu bir süreç. Düşmanları çok olan bir milletiz. Bugün Akdeniz'den işte çıkardığımız doğalgazla ve çevredeki Fransız, İtalyan ve Yunan hükümetlerinin bizim karşısında oynadıkları oyunlar. İçerideki dediğim gibi gezi provokatif eylemlerinin işte ufak tefek kıpırdanmaları, işte kalitesiz bir muhalefetin buradaki tavrı bizi her ne kadar zayıflatmaya çalışsa da dediğim gibi iktidarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bugün atacağı 2022 adımlarıyla inşallah bugünlerde aşacağız. İnşallah.
Ya başım akşam ben bir tartışma programı seyrettim. Ya iktidar yanlısı yazarlar işte ihracat rakamlarını, ondan sonra büyüme rakamlarını göstererek ekonominin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Diğer tarafta da işte muhalif cenahtaki yazarlar da işte sokaktan ve insanımızın çektiği ekonomik sıkıntıları dile getirerek öldük bittik şeyindeler. Ya nedir bu durum? Şimdi İbrahim Bey, şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Gerçekten biz ihracat rakamları olarak gerçekten iyi noktadayız. Büyüme oranlarıyla, bu rakamlar biliyorsunuz sadece bizi değerlendiren rakamlar değil, tüm dünyadaki ekonomik verileri değerlendiren bir rakamlar. Biz büyüme oranı olarak şu anda dünyada çok iyi noktadayız. Tabii şöyle bir durum da var. Bakın pandemi süreciyle birlikte global bir krizin içerisindeyiz. Tüm dünya. Yani büyük bir geminin içerisindeyiz ama hepimiz bu geminin batmaması için uğraşıyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Dünyada bu global krizde milletine nefes aldırabilen yegane iktidarlardan bir tanesiyiz. Şimdi büyük bir yangın var. Herkes oksijen derdinde. Şimdi bugün bu ülke Arjantin, işte bu ülke İtalya'daki durumları gördünüz. Amerika'daki durumları gördünüz. Ölüleri sokakta kaldı bu adamların. İşte yağmalar başladı bazı ülkelerde. Ama elhamdülillah biz bu dönemi iyi atlattık. Dediğim gibi ekonomik verilerde iyi noktadayız. Lakin eksiklerimiz de vardır. Mutlak. Sonuçta talepler bitmiyor. İnsan olarak her geçen gün farklı çeşitli ihtiyaçlarımız var. Bunları da tamamlayacağız. Ama dediğim gibi 2022 noktasında baktığımızda ihracat rakamlarındaki artış iç piyasaya da mutlaka yansıyacaktır. Bir de şuna bak, şu denkleme dikkat çekmek istiyorum ki. Şimdi ülkede ihracat rakamlarının çok yüksek olması bir noktada bizi sevindirirken de bir noktada aslında bunun arz talep dengesizliği, yani daha doğrusu ihracatın çok fazla olması iç piyasadaki fiyatların artmasına sebep oldu. Bizim inşallah 2022 için hani iktidarımızın da mutlaka bu yönde bir çalışması var. İhracatı daha dengeli bir şekilde. Hani bugün diyelim ki uşağımızın bir markası Gedik Bridge. Üretiminin %90'ını ihracat yaptığı an iç piyasaya verdiği rakamla bu fiyatlar yükseliyor. Ya tabii ki. Yükseliyor. Biz ne yapacağız? İnşallah AK Parti iktidar olarak yeni düzenlemelerle ihracatı daha dengeli bir hale getireceğiz. Üretimi de. Aynen. Üretim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Biz üretim rakamları olarak iyi noktadayız. Özellikle sanayici noktasında. Tekstildir, deridir, uşak için konuşuyorum bunları. Çok iyi noktadayız. Yani işsizlikten belli zaten. %4 mesela uşakta. Uşak, Türkiye'nin %10 civarında mesela. Bir ciddi bir iyi durumda uşak. İyi durumdayız. Evet. Bu diğer illerde de bu. Aslında bakın rakamları iyi ama bizim maalesef şöyle bir durumumuz da var. İşsizlik rakamlarına değindiğinizi konuşuyorum. Bugün Uşak'ta işte 1500-1600'e yakın iş talebimiz var. Karşılanmayan. Bakın bu ciddi bir rakam. Ama buna rağmen işte işsizim modunda olan ya sanayide her fabrikanın duvarında işçi alınacaktır. Evet. Afişler asılı. Evet. İşte bundan bahsediyorum. Yani biz Uşak'tan genele değindiğimizde artılarımız ve eksilerimiz var. Ekonomik anlamda da. Hani burada tek taraflı düşünmemek lazım. Ya siz de aynı zamanda esnafsınız. Evet. O açıdan da mesela değerlendirebilirsiniz. Ben şunu söyleyeyim. Ben sigorta ve danışmanlık şirketi yönetiyorum. İki şirketimizde de sıkıntılı süreçlerimiz oldu. Bakın emin olun pandemi döneminde biz de sıkıntı yaşadık. Lakin özellikle devletimizin vermiş olduğu destekler, burada faydalandık. Gerek personel destekleri, gerekse maddi hibe desteklerinden faydalandık. İşletmemizi belli bir süre ayakta tutmaya çalıştık. Lakin dediğim gibi sıkıntılı bir evre geçiriyoruz. Ama dünya global krizinden en az etkilenen ülke yine Türkiye. Bugün hala diyorum ya yağmalardan şu noktadayız. Aynen. Bugün İngiltere'de petrol krizi oldu. Biliyorsunuz millet kuyruklara girdi. Dönüyorum. Ülkemize hangi petrol istasyonuna gittiğinizde petrol bulamadık. Biraz kuyruklar oldu geceleri. Ya şimdi onu şöyle hala söylüyorum. Hani bizde maalesef bir basın şeyimiz var. Sosyal medya ayağımız biraz sıkıntılı. Yani tabiri caizse insanları işte 50 kuruş benzin zam geliyor, 1 lira benzin zam geliyor gibi algılarla yükleniyorlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. İşte dün 50 kuruş bir indirim
yine verildi evet. motor önünde. Yani ama oturacak emin olun. Hani ama dünyadaki gibi aslında büyük bir kriz yok. Ciddi bir feragatta bulunuyor değil mi yakıtta? Tabii. Bugün ÖTV desteğiyle büyük bir feragatta bulunuyor. Hani dediğim gibi iktidarımız Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada elinden gelen bütün doneleri kullanıyor. Ya burada şöyle bir eleştiri var. Hani mesela sağlıkta bir bilim kurulu var. Mesela Sağlık Bakanı çıkıyor bilim kuruluyla beraber. Ya halkta biraz daha bir güven oluşuyor. Ekonomide böyle bir şey yok. Yani hani bir AK Parti ekonomi kurmaya çıkıp ya bir şunu yapacağız deyip net bir açıklama yapamıyor. Öyle bir herhalde bir güvensizlik ortamı var. Şimdi ekonomide. İbrahim Bey, ben şuna az önce de dedim. Dünyada bir global kriz var. Yani denklemleri tüm dünyaya göre uygulamak lazım. Hani biz yerelde hani veyahut da ülke anlamında bir denklem kurmak şu anda çok zor. Ne yapıyoruz değil mi? Dünyada bir yangın var. Bu yangında halkımıza ne kadar oksijen sağlayabilirsek o kadar iyiyiz. Şu anda dediğim gibi gerek ihracat rakamları gerekse iç piyasa hareketlilik. Bugün açık ve net konuşalım arkadaşlar. Şimdi tüketim raporlarına bakalım. Tüketen bir toplumuz. Yani hayat şartlarından taviz vermeyen, hayat şartlarında hala aynı standartı koruyan bir toplumuz. Bunlar da aslında şey. Hani bu verilere baktığımızda biz çok kısıtlayan bir millet olmadık son dönemde. Kısıtlamadık kendimizi. Ya yine lüks telefonlar satışlarında tabii, var. Bakın ev yani, satışlarıdır, araba aynen satışlarıdır. Aynen öyle. Aynen devam ediyor. Devam ediyor. Bunda da bir şeyimiz yok. Hani dediğim gibi biz elhamdülillah iyi bir noktadayız. Bir yerde dediğim gibi milletimizin feraseti her zaman bu noktada farklı. Şükürle imtihan olan bir milletiz. Elhamdülillah iyi noktadayız. İyi de olacağız diyoruz. Ve de bu noktada İnşallah ilerleyen süreçte dediğim gibi 2022 veriler özellikle bu asgari ücret zamları mesela Sağlık Bakanlığı'nın doktor ve pratisyen, uzman doktor ve pratisyenlere sağlamış olduğu rakamlar inşallah diğerleri arkadaşlara da bu rakamlar mutlaka verilecektir. Emeklimize yapılabilmiş destekler burada ekonomiye biraz daha yön verecektir. Dediğim zor bir süreç. Ya başım gelelim yerel siyasete. Ya siz Uşak yerel siyaseti nasıl buluyorsunuz? Hem muhalefet hem iktidar cenahına bakarsak özellikle de AK Parti teşkilatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İbrahim Bey, yerel siyaset özellikle son dönemde sıkıntılı günler yaşıyor. Görüyorsunuz yani pandemiyle beraber hani farklı bir konjonktüre büründü. Gerek muhalefet gerekse iktidar. Tabii sessizlik hakim. Tabii sessizlik hakim aynen şehirde. Lakin şunu da belirtmek istiyorum. Hani bu konjonktürde yapılabilecek en iyi hamleleri yine yaptılar. Şimdi gerek AK Parti teşkilatı, gerekse bugün Cumhur İttifakı'nın içerisinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi. Ben her zaman bu ittifakın ruhuna çok değer veren birisiyim. Benim için ülkücü cenah işte ve AK Parti'nin bu cenahın bir bütün olduğunu düşünüyorum. Ve bu bütünlüğün her daim devam etmesini bekleyen ve de bu noktada destek veren birisiyim. Şimdi bu yerel siyasette, özellikle pandemi döneminde halkımız her zaman iç içe olduk. İl, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları, yerel yönetimler, vekillerimizle beraber. Bakın bugün sosyal medyadan takip ederseniz sahanın her yerinde varız. En son Öğretmenler Günü organizasyonunu görmüşsünüzdür. Biz BAM teline değmeye çalışıyoruz. Teşkilat olarak, AK Parti teşkilat olarak. Yine sosyal yardım anlamında. Yerel yönetimlerimiz burada çok iyi. Açık ve net konuşayım. Pandemi döneminde halkımızın sıkıntı çektiği şu süreçte biz işte herkesin yanında olmaya çalıştık. Hastası varsa sağlık ekiplerimizle. Gıda sıkıntısı varsa gıda anlamında. İşte yaşlısı varsa bakımı noktasında. Yani sosyal devletin gerektirmiş olduğu tüm hamleleri biz bu noktada yaptık. Ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü her zaman söylüyorum iktidar olmak zordur. Bazen bakıyorum muhalefete öyle değerlendiriyorlar ki bizi, biz bazen hani nerede acaba bizi değerlendirdiler, nasıl bir ruh hali bizi değerlendiriyor düşünüyoruz. Ya bazen çıkıyor mesela muhalefet partisi lideri, şunu verin dedik vermediler, bunu verin dedik vermediler. Tamam hani birçok sıralıyor ama evet. Kaynak nerede kaynak. Yok. İşte evet, ona değinmek istiyorum. Hani bizde hani halk arasında bir tabir vardır, işte ergene hanım boşamak kolaydır gibi bir söz var. Şimdi... yetki bizde, mühür bizde, yarın hesap verecek makam da biziz. Ama onu ver, bunu ver değil. Dediğim gibi millete yarın hesap da vermek önemli. Bugün 2023'te nasip olursa yine halkın önüne çıkacağız.
ekiplerimize sahada olacağız. Bu adamlar soracaklar bize ya. Milletin parasını ne yaptın? Bu milletin size vermiş olduğu helal oyları ne yaptınız? Biz burada alnımızın akıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğim gibi yönetim tarzıyla, yaptıklarıyla halkımızın önüne çıkacağız. Diyeceğiz ki biz burada, burada, burada bunu yaptık. Size şunları sağladık. Eksiklerimiz diyorum. Hala söylüyorum bakın. Biz iktidarız. Mutlaka eksiklerimiz olacak. Lakin Türkiye'nin 2002'den önceki haliyle 2022 hali arasında dağlar kadar fark var. Ve biz şunu belirtmek istiyorum. Gerek yerel, gerek genel siyasette. Biz beklenen bir partiyiz. Yani biz 80 senedir milletin vicdanlarında beklediği parti AK Parti'dir. Daha doğrusu şunu biraz daha açalım. Cumhur İttifakı'dır. Bu milletin yüreğinde, vicdanında beklenen parti Cumhur İttifakı'dır. İnşallah biz bu ittifakla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Allah'ın izniyle, milletimizin ferasetiyle, bu milletimizin vicdanıyla ulaşacağız. O zaman AK Parti Uşak İl Teşkilatı'nın başarılı buluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ya, bakın eksikler olabilir İbrahim Bey. Hala söylüyorum. Hani sonuçta Sayın İl Başkanı burada kendini tasarrufuyla yürütmüş olduğu bir siyaset var. Mutlak eksikleri vardır. Dediğim gibi bugün hani bizim kimseye küsme, bizim kimseye kırılma gibi bir lüksümüz yok. Sonuçta biz makam itibariyle herkesin yanında olması gereken, herkese eşit mesafede, adaletle hükmetmesi gereken bir noktadayız. Sayın İl Başkanı da yaptığı hamlelerle eksikler olabilir. Ama şehre hizmet etmeye çalışıyor. Ya başkanım, işte Fahrettin Turul'un 3 yılı doldu mesela il başkanlığında. En son genel kurulda, yani sizin il yönetiminde olacağınız bayağı bir söylendi, konuşuldu işte. Ama seçim günü geldi, sizi listede göremedik. Yani bir arka planda ne değişti? Şimdi şöyle belirtmek istiyorum. Sayın İl Başkanı kendi tasarrufuyla, kendi ekibiyle yol yürümek istedi. Şimdi biz ve bizim ekibimiz de bu noktada değerlendirme dışı kaldık. Dediğim gibi biz makamlara asla talip olmayız. Makam gelir, biz bu görevi yaparız. Dediğim gibi bizim yarım kalan sevdalarımız var. Bu millete hizmet etmek noktasında. Bu millete işte hizmetkar olmak noktasında yarım kalan sevdalarımız var. Ama ben dediğim gibi bu noktada hiçbir kırgınlığımız, bir küskünlüğümüz olmaz. Olamaz da Sayın Başkan'a. Ama dediğim gibi başarı da, başarısızlık da şu dakika itibariyle başkan ve ekibine aittir. Biz dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri, işte milletimizin bize açacağı yol noktasında biz her daim hizmet hazırız. Ya, İl Başkanı'nın şu şekilde bir eleştiri var. İstişareye kapalı. Yani hani bir dar bir ekip var işte 5-6 kişi veya beteri 10 kişilik. Şehirde bu 10 kişiyle yönetmeye çalışıyor gibi bir eleştiri var il başkanına. Bununla ilgili neler söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim İbrahim Bey. İstişare kültürü AK Parti'nin temelinde var. Biz her daim istişare ile iç içeyiz. Bakın şunu söyleyeyim. Sayın İl Başkanı'yla biz belli periyotlar biz de oturuyoruz. Yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. O da bazen hani şunu söyleyeyim. Ben kendi nezdimde konuşuyorum bunu. Bizi işçilere davet ediyor. Lakin hani o 10 kişiyle yönetiliyor gibi bir algı kesinlikle oluşturmamak lazım. Şehrin işte il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları, vekil ve belediye başkanıyla bir ekip halindeyiz. Hani dediğim gibi eksiklerimiz mutlak var. Ama bu algıya kapılmamak lazım. Şehrin vicdan sahipleri beraber yönetiliyor. Ya ben de uzun dönemdir işte Fahrettin Turul yazıları yazıyoruz ve en çok okunan yazılar Fahrettin Turul yazıları oluyor. Ondan dolayı da devam ettiriyoruz. Yani ben de birçok AK Partili arkadaşlarla görüşüyoruz, siyasilerle görüşüyoruz. Ben ziyarete gidiyorum, onlar ziyarete geliyor. Yani birçok kişiden hani bilgi ediniyoruz. Ya yani benim genel olarak hani kişilerden AK Partili yetkili veya daha önce yapmış kişilerden edindiğim intiba o. Yani bir istişareye kapalı, dar bir ekiple çalışıyor. Bu da parti içinde ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bu tespit var. Hani saygı duymak lazım herkese. Ama dediğim gibi biz kültür anlamında istişare kültürüyle yöneten bir teşkilatız. Biz kendi dönemimiz için de aynı şekildeydi. Biz geçmiş dönem görev almış il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimizle belli periyotlarda görüşen, oturan, kalkan ki mesela bizim hep bir kültürümüz vardı bizim dönemimizde. Basınla mesela belli periyotlarda kahvaltı programlarımız vardı.
Hani bugün sizin bana burada tek bireysel sorduğunuz soruları biz orada aslında teşkilata sorduran bir yapım vardı. İnşallah pandemi sürecinin akabinde tekrar bunlar yaşanır. İl başkanımıza, yönetimine, işte o dar dediğiniz 10 kişilik ekibe bu soruyu sorarsınız. İnşallah daha da açıklayıcı cevap alırsınız. Ama dediğim gibi biz AK Parti olarak istişare kültürüyle, yetişen siyasi ahlak ve edeple bürünen bir teşkilatız. İnşallah bundan sonra aynı yolda devam edeceğiz. Dediğim gibi saygı da duyuyorum ben diyenlere bir şey diyemiyoruz. Ya başkanım 2015 yılında işte iki seçim yaşadık. 7 Haziran ve 1 Kasım. 7 Haziran'da AK Parti bu bir milletvekili düştü. Sonradan bir değişiklikle 1 Kasım'da iki milletvekili düştü. Ya bu sadece milletvekili değişikliği miydi yoksa arka planda başka şeyler değişti mi? Şimdi İbrahim Bey... Siz de o dönem Merkez İlçe Başkanı'ydım, aynen. İki seçimde de. Evet. 7 Haziran'da, 1 Kasım'da ikisinde de ben Merkez İlçe Başkanı'ydım. Şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi AK Parti bu milletin vicdanının sesidir. 7 Haziran, 1 Kasım arasındaki süreç bu milletin AK Parti'ye kendini tazeleme, AK Parti'ye yeniden bir revizyon kapısı açmıştır. Uyarı mı oldu yani vatandaştan? Mutlak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siyaset işte doğar, gelişir, büyür noktasını değerlendirdiğimiz için mutlaka büyüme evrelerinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Mutlak milletimizi de o vicdanların sesi olan AK Parti'ye kendisine çeki düzen vermesi için, tekrar toparlaması için hani benim partimin daha doğru, daha farkındalık yaratması gerektiğini belirttiği için bir manipülasyon diyelim veyahut da ne diyelim orada hafif bir geçiş dönemi sağladılar. Ama dediğim gibi bu dönem yine milletin feraseti, vicdanların sesiyle 1 Kasım'da biz yine bayrağı göğüsledik. Bu millete hizmet etmek noktasında yola devam ettik. Dediğim gibi bizim hani az önce de sorduğun sorulardaki gibi eksiklerimiz mutlaka olacak. Biz iktidarken her şeyi dört dörtlük yapabilecek, işte sonuçta insan temelli bir kurumdan bahsediyoruz. İktidar, insanların yönetmiş olduğu bir kurum. Şimdi mutlaka burada eksiklerimiz, burada yapamadığımız... Işte eksiklerimiz ne yani? Böyle hani eksiklerimiz var diyoruz ekonomi. Da. Mesela ekonomi... Tek ekonomi mi? Yani? Bakın sosyal devlet, ekonomi, işte silah sanayi, milli savunma, içişleri yani bunların hepsi bir faktör. Lakin tabii toplum nezdinde biz hep karşılaştığımız tek temel şey ekonomidir. İşte çiftçinin gübresi yemidir. İşte sanayicinin ham maddeye daha uygun ulaşma sıkıntılarıdır. İşte ne diyeyim öğrencinin eğitim haklarıdır. İşte küçük esnafın vergi yükü bunlardır. Hani mutlaka buralarda eksiklik var ki bu noktadaki o dönem için hatırlıyorsanız işte muhalefetin afaki asgari ücret talepleri. Vaatleri, işte ne bileyim iktidar olamayacaklar bildikleri için şimdi muhalefetin afaki, bol keseden vaatleri bu noktada seçimi manipüle ettiler. Şimdi gerçek reel noktaya baktığımızda AK Parti'den başka yapamayacağını düşündüğü için bu milletimizde bu işi AK Parti'den başka kimse yapamaz. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar. O da değerlendirdiği için 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki süreci yaşadık. 45 aylık süreçte. 45 günlük. Hı? 45 günlük bir süreç. Ha, 7 Haziran'dan 1 Kasım'dan 5 aylık. Kasım, ha, 5 aylık şey. 45 alalım özür dilerim. O 5 aylık süreci yaşadık. Ama dediğim gibi biz iktidar olarak bu milletin vicdanının sesiyiz. Her daim de bu noktada millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Gerek 7 Haziran gerek 1 Kasım daha sonraki seçimlerde de gördüğünüz milletimizin teveccühüyle bu noktalara getirdik. Ya bugüne getirirsek mesela anketlerde şu an Uşak'ta 1-1-1 gözüküyor. Yani son dönem yapılan anketlerde. Artık burada ya şehirde karşı olan yani partiye artı oy getirebilecek isimlerin ön plana çıkması gerekiyor. Önceden mesela ben iki tane milletvekili koyarsam kesin alıyordum gibi bir hava vardı. Artık benim tahminim o kırıldı. Artık yani vatandaşından rağbet gören, halkta karşı olan partiye artı oy getirebilecek isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi gerekiyor. Siz ne dersiniz? Şimdi 2023 için benim de öngörüm bu noktada. Mutlaka işte gerek fikir anlamında, gerekse üretim noktasında yeni yüzlere, yeni
vizyon sahibi insanlara ihtiyaç var tabii şehirde. Yani iş yaşamında başarılı olmuş, aynen, halk nezdinden bir tasvip görmüş, beğenilmiş, beğeni toplamış bir insanların olması gerekiyor. Mesela 2011 seçimlerinde Hazim sesli o zaman, hani böyle bir sıkıntı yoktu, FETÖ sıkıntısı. İddialı girmişti bayağı. O zaman da mesela Tayyip Erdoğan dedi, ya biz zaten iki tane garanti alıyoruz. Başarın varsa, seni üçe yazdık, başar, üçüncü olarak gel mesela. Böyle bir şey konmuştu. Evet. Ama o iki de artık bu şu süreçte, özellikle şu süreçte sıkıntı gözüküyor iki milletvekilinde. Artık AK Parti'nin, hani dediğim gibi, az önce dediğim gibi, halkta karşı olan isimleri aday göstermesi gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiri mutlaka bizim için önemli. Burada şehir değerlendirirken şehir anketleri, işte yerel aktörlerin fikirleri, sanayici, esnaf, çiftçi noktasındaki değerlendirme mutlaka göz önünde bulunacaktır. Hatta Ankara biliyorsunuz, rüzgarına Uşak rüzgarı da eklemek gerekiyor. Aynen. Şimdi biliyorsunuz biz AK Parti olarak temayül yoklamalarına çok önem veren bir siyasi partiyiz. Bugün STK'lardan, işte esnaftan, teşkilatın içerisinde görev almış geçmiş dönem ve mevcut dönemdeki kişilerin temayülleri mutlaka bizim için esas. Şimdi biliyorsunuz sanayi şehri olmaması hasebiyle biz sanayicilerimizin başkanları, işte yönetim kurulları, burada faaliyet gösteren diğer temsilcilerle de mutlaka işler yapıyoruz. Ki biliyorsunuz biz seçim günü yaşayan bir parti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı bizi bugün seçimi kazanınca hemen bitti diyen birisi değil. Bir sonra seçim hazırlıklarını, anket çalışmalarını yapan, her daim güncelleyen bir partinin temsilcisi. Şimdi 2023 için şunu konuşayım. Yeni yüzlere, yeni isimlere mutlaka ihtiyaç var. Yeni fikirlere ihtiyaç var. Çünkü hani Mehmet Anar'ın o güzel söz aklıma geliyor. Dün de kaldı cancağızım. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Aynen. Yeni fikirler, yeni düşünceler olan yeni yüzlere ihtiyacımız var. Şehir anlamında. Mutlaka Uşak'ta her zaman söylüyorum ya, girişimci bir ruhu var. Bu ruh mutlaka yeni insanları, yeni yüzleri bize kavuşturacaktır. Ya sanayi şehriyiz diyoruz ama evet. 20 yıllık AK Parti sürecinde Uşak'tan bir tane sanayici milletvekili çıkaramamışız. Öyle bir evet. Belki sanayicinin şeysi burada. Siyasete küs mü? Siyasete ya, küs demeyelim de. Şimdi sanayiciler hep biraz daha ticaret düşündükleri için siyaset kısmına pek eğilmemiş olabilirler. Ama hani bugün sizin dediğim gibi özellikle programlarınıza katılan yöneticileri görüyorum. İlerleyen süreçte neden olmasınlar? Bir sürü güzel insanımız var bizim şehrimizde. Sanayicimiz olabilir. Ama dediğim gibi zaman neyi gösterir? Zaman bize hangi yönde ışık tutar? Onu görmek lazım. AK Parti il başkanı avukat, kadın kolları başkanı avukat, genç kolları başkanı avukat. Hani avukat partisi gibi oluyor. Hani sanayi şehriysek daha fazla şimdi, sanayici yerlerimiz gerekiyor. İbrahim Bey, yönetimlerimizde bizim sanayici insanlarımız da var. Bugün yeni yönetim kurulu üyesi olan bir sürü sanayici, esnaf, arkadaşımız. Yani şöyle söyleyeyim, biz hani hizmet odaklı baktığımız için şahısları ön plana çıkarmaya gerek yok. Hizmetlerimiz de ön plana çıkmak istiyoruz. Ama dediğim gibi yeni dönemde mutlak sanayici, esnaf bir profil çizilecektir. 2014 döneminde il başkanımız esnaftı. Şahsım esnaftı. İşte kadın kolları başkanımız değil herhalde. O genç kolları başkanımız esnaf. Yani şunu belirtmek istiyorum. Biz çeşitliliği bol olan bir siyasi partiyiz. Yani avukatımız da var, esnafımız da var, sanayicimiz de var. Ama ya daha homojen olması gerekiyor. Aynen. Katılıyorum. Yani Cumhurbaşkanımız takdiriyle inşallah bundan sonraki süreçte de bir sanayicimiz olur. Belediye başkanımız sanayici. Bakın. Belediye başkanımız sanayici. Evet. İl Genel Meclisi Başkanımız Nuri Bey esnaf. Yani aslında çeşitliliği olan bir partiyiz. Yönetim kurullarımız da var. Ama inşallah zamanla daha da istediğimiz seviyelere gelecektir. Ya başkanım, Uşak Belediyesi başta olmak üzere AK Parti yönetimde nasıl buluyorsunuz? Şimdi Sayın Merkez, işte İl Genel Meclisi Başkanımız Nuri Bey, gerek Belediye Başkanı Mehmet Bey ekipleriyle aldıkları görevi en iyi şekilde ifa etmek istiyorlar. Yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Lakin dediğim gibi hani orada da şunu görüyoruz yine, özellikle geldikleri dönemde sıkıntılı bir süreç, ki pandemi döneminde onlar da büyük sıkıntılar yaşadılar. Gerek yatırımların aksaması, işte yapabilecek hayallerimizin revizyona gidilmesi. Ama şunu söyleyeyim, iki kurumun da ben takdirle izlediğim
iki faktörü var. Sosyal belediyecilik, sosyal yardımlaşma noktasındaki iki kurum da bu noktada iyi işler çıkardılar. Bugün Uşak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında ulaştığı aile sayılarına verileri var elimizde. Gerçekten hani biz bunu da unutmamışsınız demiyoruz insanlara. Onu da bulmuşlar. En uzak köşede kalmış ihtiyaç sahiplerine ulaşmışlar. Ya son 3 yılda mesela, şimdi Mart'ta 3 ay sonra 3 yılda olmuş olacak. Belediyede de gelmesinde de. Ya mesela aklınızda kalan faaliyeti nedir mesela 3 yılda? Belediyenin yaptığı, ya şunu çok iyi yaptı. Bakın şimdi, bir, sosyal belediyecilik. Gerçekten belediye anlamında çok iyiyiz. Sosyal belediyecilikte gerçekten Mehmet Bey'in hakkını yememek lazım. Keza mesela en son projemiz her sokakta bir spor kompleksi. İşte basket sahaları gibi. Hani gençliği işte sigara, uyuşturucu, alkol şeyinden spora yönlendirme namına yapılan faaliyetler. İşte yine yeraltı çalışmalarında son dönemde her ne kadar sıkıntılı bir süreç yaşasak da iyi hamleler yaptılar. Bugün TOKİ güzergahındaki çalışmaları, belli mahallelerdeki asfalt çalışmaları, Kalfa Korusu'ndaki faaliyetler hala devam etmekte. Onları görüyorum. Hani gerçekten şehir planlaması. Bakın bu ülkenin en büyük sıkıntısı şehir plancılığı. Mehmet Bey de sağ olsun son dönemdeki imar düzenlemeleri, şehir planlamalarıyla. Ama 18 maddeden şikayet var. Hani 18 maddede başarılı değil. Yani bir türlü cesaret edemediler gibi bir eleştiri var. İbrahim Bey şimdi dediğim gibi eksilerimiz mutlaka vardır ama herkesi memnun etmek gibi bir şeyimiz de yok. Mutlaka eksilerimiz olacak. Aslında bu belediye de ciddi bir gelir getirecek. Yani 18 madde uygulanmış olsa mesela hastane bölgesi civarında mesela ihtiyaç yani orada bir market yok, şey i̇htiyaç yok. Hani bir sosyal tesis yok. İhtiyaç yapılması lazım. Bekliyor. Mesela UDAŞ'ın karşısında mesela var. Kuyucak bölgesinde ihtiyaç var. Ama bir cesaretsizlik var. Yani o eleştiri var belediye. 18 maddeyi uygulama noktasında eleştiri var. Hani en çok. Yapılabilir ya. Önümüzde daha 2 senelik sürecimiz var. Mutlak Sayın Başkan ve ekibi bu işi sırtlanacaktır. Mutlaka burada bir çözüm üretecektir diye düşünüyorum. Ya başkanım gelelim şehir bürokrasisine. İşte ya Uşak'ta Uşaklı kurum müdürü neredeyse kalmadı gibi. En son işte geçen hafta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Tahir Emrecan Kütahya'ya gitti. Kütahya'daki Uşak'a geldi. Ertan Keleş müdürümüz de özelliklerle geçince bir tane kurum müdürümüz kaldı Uşaklı. Ya bu yanlış değil mi? Yani şehirde şehirli olan insanların kurum müdürü olarak kalmaması nasıl, siz nasıl bulursunuz? Şimdi İbrahim Bey, Tahir Bey başka bir şehirde Uşak olarak görev yapıyor. Biz başarılar diliyoruz. Gerçekten aslında farklı noktadan baktığımızda da Uşaklı bürokratlarımızı artık Türkiye'nin her yerinde görebiliyoruz. Bu noktada iyiyiz. Lakin ben hala işte ilçe başkanlığı döneminde de buna hep değinmiştim. Bizim acilen yereldeki bürokratlarımızın Uşaklı olması, Uşak'ı bilen, Uşaklı dertlenen, Uşak'la yatıp kalkan kişilerin tercih edilmesi gerektiğindeki tavrım her zaman nettir. Burada bir eksikliğimiz de var. Ama dediğim gibi bu süreci aşmanın zorluklarını yaşıyoruz. Maalesef işte Uşak'ta bu görevlere talip ya arkadaşlar çok ön plana çıkmıyorlar. Veyahut da dediğim gibi biz ufak şehir psikolojisi yani o Uşak işte gönderelim orada yapılır edilir Ankara'nın o şeysini bir türlü kıramadık. Ya şu da olabilir mi? Hani atıyorum parti içinde farklı gruplar var. İşte birini yaparsan o 10 gruptan diğer gruplar küstüreceğim. En azından şehir dışından birini getireyim. Bu da kimsenin şikayet olmasın. Aynen, bu da olabilir. Ama dediğim gibi şunu belirtmek istiyorum. Acilen yerelde ben bu konuda milliyim. Açık ve net söyleyeyim. Uşak nüfusuna kayıtlı olmayan kişileri acilen almak lazım. Çünkü niye? Abi artık Uşaklılar sahiplensin yani. Ya tabii ki. Biz hani onları kötülediğimi söylemiyorum. Ya bu şehrin siyasetini güçlüğünü de gösterir. Aynen şehrin siyasetini güçlüğünü de gösterir. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Acilen yereldeki bürokratlarımızın sayısını arttırmamız lazım. Ya şöyle bir meşhur bir söz var. Hani çocukluğunun geçmediği yerde idareci atanman o şehre zulümdür diye bir söz var. Yani burada çocuk hatırası yoksa evet. Bir anı biriktirmemişse mesela 3 yılından 5 yılından geliyor. Ondan sonra gidiyor mesela Uşak. Yani bir sonradan hesap verebileceği veya bir şey yapabilecek yok. Yok. O 5 yıl çalıştı gitti. İşte İbrahim Bey dediğim gibi bu hiçbir sevda işi. Ben bu şehirde doğdum. Bu şehirde büyüdüm. Bu şehirde doydum. İnşallah bu şehre hizmet etmek istiyorum. Bu psikolojiyle, bu mantaliteyle
bürokratları atamamız lazım. İnşallah bu bürokrasiyle, işte AK Parti siyasetiyle, AK Parti iktidarıyla inşallah imar ve inşa ederiz. Hedeflerimiz arasında mutlaka bu da olmalı. Başkanım, en sonuna gelelim. Gelecek vizyonumuza. Evet. Yani geçmiş konuştuk, bugünü konuştuk. Bundan sonra sizin mesela farklı neler yapılabilir? Hangi yeni söylemler ortaya konabilir? Şimdi İbrahim Bey, yeni dönemde mutlaka farklı söylemlere gidilmeli. Fikir anlamında, hizmet anlamında. Şimdi ben yine Eyrel'den bahsedeyim. Genele tamam. Daha sonra şey yapalım. Mesela Uşak için artık küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha ön plana çıkartabilecek yatırımlarla. İşte her zaman konuşuyoruz. Uşak Havalimanı kapalı. Konjektür değiştirebiliriz. Askeri havalimanı yapabiliriz. 5000-10000 kişilik bir birlikle buradaki ekonomiye, yerel ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Ya bir de biz kendimizi küçük görüyoruz. Biz küçük şehir diyoruz ama biz hizmet verdiğimiz nüfusu planlarsak aslında biz fiili bir büyük şehiriz. Büyük şehiriz. Yani aynen öyle. Gedizidir, Simav'dır, Çevril'dir. Kattığın zaman nüfus olarak hani hizmet, hastane olarak hizmet veriyorsun, organize sanayi olarak hizmet veriyorsun. Onları kattığın zaman 750 bin nüfusu geçiyoruz biz. Aslında biz fiili bir büyük şehiriz. Yani bunun avantajlarını kullanamıyoruz. Maalesef. Orada eksiklerimiz var dediğim gibi. O da yereldeki işte vekil sayımızın az olması. Dediğiniz gibi aslında 750 bin nüfusu bir şehrin vekil sayısı bu kadar olmamalı. Ankara'da işte 6 vekilin gittiği, çaldığı kapıyla 2 vekilin çaldığı kapı arasında dağlar kadar fark var. Onun için dediğim gibi bizim burada yerelde yapabileceğimiz yeni hayallerimiz olmalı. Çünkü hayal kurmaz isek biz bu şehre bir şey katamayız. Bugün dediğim gibi havalimanı, askeri birlik, işte üniversitedeki bölüm sayılarının arttırılması, ilçelerdeki işte tarımsal organize sanayi bölgelerinin oluşturulması acil gereken şeyler. Mesela sıcak suyumuz var. 2 tane güzel. Kayağıl ve Banaz. Ne yapıyoruz? Otel bekliyoruz. Termal. Ya öğrenci mesela 2007'de 90 evet, bin dönümlük alan termal bölge ilan edilmiş. 12 yıl boyunca bir şey yapmadığımız için 2019'da tekrar devlet o tahsisi geri almış. Yani bir, aslında devlet de bir yandan bize bir yer şey veriyor ama biz değerlendiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz. Maalesef. Dediğim gibi bizim acilen yeni hayaller kurmamız lazım şehir anlamında. Dediğim gibi bu dönemdeki gerek il başkanımız ve ekibi, gerekse belediye ve il genel meclisteki başkanlarımız ve ekiplerinin bu noktada yapacaklarını yapacaklar. Ama dediğim gibi yeni ekipler, yeni hayal gücü, fikir insanların acilen teşkilatlarda, işte yeni dönemde yer aldığında bu mutlaka yeni bir sayfa açacağımızın göstergesidir. Ya bir de mesela 20 yıllık AK Parti iktidar sürecinde tam hastane yapıldı, adliye yapıldı, emniyet yapıldı da Uşak'a has bir proje oldu mu? Şimdi dediğim gibi Uşak'ın aslında biz 20 yılda temel ihtiyaçlarını karşıladık. Çünkü hastane ihtiyacımız var. Emniyet binası, adliye binası, işte sosyal donatı dediğimiz parklar, bahçeler gibi çeşitli ihtiyaçları karşıladık. Köylerimizde işte altyapılar, işte projelerimizle biz farklı ama ihtiyaçlarımızı şey yaptık. Ama dediğiniz gibi Uşak'ın vizyonuna katkı verecek, işte Uşak'la işte farkına gelecek bir projemiz. Artı bir değer katacak. Bir diğer projemiz. Benim bildiğim yok. Evet. Ama olmayacak da anlamına gelmiyor. Ya mutlaka. Tamam. Sonuçta dediğim gibi bu işler hayalle başlıyor. Bugün Kayseri dün neredeydi? Bugün Haseki ve diğer ekiplerle ne duruma geldi? Bugün Konya neredeydi? Farklı noktalara geldi. Dediğim gibi zaman her şeyin ilacı olacağına inanıyorum. Lakin 2023 vizyonu mutlaka bizim de hayal kuramadığımız, bazı şeyleri göremediğimiz şeyleri görecektir diye düşünüyorum. Ya başkanım, benim sorularım genel manada bunlardı. Siz neler eklemek istersiniz son olarak? Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Dediğim gibi biz bu şehre hayaller olan insanlarız. Ekiplerimizle, arkadaşlarımızla inşallah gerek 2023 vizyonda, gerekse ondan sonraki süreçte bu şehre hizmet edeceğiz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin en güzel ve şirin kentlerinden birinde yaşıyoruz. Ve bizim halkımız, bizim bize tevazu gösteren vicdan sahiplerine bir borcumuz var. Hizmetkar olacağız. Biz bu borcu ödeyeceğiz inşallah. Yeni dönemde inşallah yeni hayallerle bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanım, çok teşekkür ederiz. Bayağı da sağlık biraz sıkıştırdık ama sorularla keyifli bir sohbet oldu. Bugün de şehir konuşmalarının sonuna geldik.
başkanımız, misafirimiz eski AK Parti Merkezi Başkanı Turgay Eser'di. Biraz sıkıştırdık, ilginç tespitlerde bulunduk ama yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.